6 Ağustos Cumartesi BBN Türk ekranlarından günaydın efendim. Hafta sonu günlüğü programıyla birlikte olacağı çok değerli iki konuğumuz var. Ben Bilge Sebilcioğlu. Hafta sonu günlüğü başlıyor. Hafta sonu günlüğü programında bugün ilk konuğumuz Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Doktor Emrah Kırımlı ile birlikteyiz. Bugün aile hekimliğinden bahsedeceğiz, koruyucu hekimlikten bahsedeceğiz ve koronavirüste son durum nedir, hangi haldeyiz kendisine soracağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, programımıza. Çok teşekkür nasılsınız? Ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz deyiz. Aile hekimliğinden bahsedeceğiz. Koruyucu hekimliğin öneminden bahsedeceğiz. Bunlar gerçekten çok önemli. Özellikle ülkemizde ne kadar biliniyor ve ne kadar kullanılıyor? Bunları soracağız size ama dilerseniz tabii ki öncelikle gündemimiz koronavirüs olduğu için koronavirüste son durumda neredeyiz? Yani şöyle oldu. Bizde hani bu binlere falan düşmüştü hasta sayıları ve o zaman da bir takım tedbirleri bırakmıştık. Yani toplum olarak da yani herkes gibi tüm dünyada olduğu gibi biz de yorulduk. Yani bu evet. Çok fazla tedbir almak, işte ne yapacağız, endişe meselesi. Başlarda belki hatırlanır, işte çok daha fazla işte hastaneye yatmalar vardı. Pek çoğumuz yakınlarımızı kaybettik, hani çok daha ağır geçiyordu. Sonra işte aşılarla daha hastalığa hakim olmamızda o şey azaldı. Biz de doğal olarak herkes gibi normale döndük. Ama virüs tabii ona bakmıyor, o kendi dünyasında yaşamaya çalışıyor. Biz o tedbirleri bırakınca da o fırsattan yararlanarak tekrar çok yoğun bir aslında günde 40-50 bin kişi sonuçta hastalanıyor. Yani bizi ne koruyor derseniz işte bu yaz olması biraz koruyor. Açık havada olmamız. Yani ve işte aşılanmış olmamız bizi koruyor. O da hani önümüz kış, ne yapacağımıza dair de bize fikir veriyor. Yani virüs sonuçta işte burada hava yoluyla bulaşan bir şey. Eğer ki bir hastalığımız varsa o hastalık belirtileri de çok şey değil yani. Her zaman geçirdiğimiz bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi, hı hı. İşte ateşimiz olabilir, öksürüğümüz olabilir, kırgınlığımız olabilir, halsizliğimiz olabilir. Çok çok büyük ihtimalle bir problem yaşamadan böyle geçireceğiz. Ama bulaştırma riskimiz olduğunu bilmemiz gereken yani bir toplumsal sorumluluk olarak bizim hani böyle bir rahatsızlığımız varsa maskemizi takmamız, kapalı yerlere girdiğimizde rahatsızlığımız olsa da olmasa da yine maskemizi hem kendimizi hem başkalarını korumak için takmamız, mümkünse de bu havalandırma işine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle işte geçen sene de böyle oldu. Eylül-Ekim'de hızlıca arttı vakalar yazdan sonra. Ve o zaman bu kadar çok hastalık yoktu. Biz geçen yaz biraz daha dikkatliydik. Şimdi çok yüksek sayıda hasta varlığıyla, yani virüsün çok sayıda insanda ortada dolaştığı anlamına geliyor bu. Onunla okulların açılacağı bir döneme gireceğiz. Okullar açıldığı zaman da sonuçta yani bir çocuktan, bir erişkinden beklediğiniz şeyi bekleyemezsiniz. Yani biz aynı tam yapamıyoruz, çocuklar hiç şey olmaz. Yani öyle çok değişik hikayeler de vardı çocuklarla ilgili. Bir maske takıyordu bir ara çocuklar, hatırlarsınız. Evet. İşte şey, senin masken güzelmiş be. Birbirleriyle herkes duyduğu gibi benim hastalarım arasında da oldu. Ama okullar problem olacak. Yani hala havalandırma yok ne yazık ki. Hı-hı. Yapılamıyor. İşte kış geldiği zaman bizim ülkemizde soğuk oluyor. O işi çözemiyoruz. Test yapma kapasitemiz yok. Hani hasta, hı hı, kişiyi yakalayıp ona izole kalmasını söyleyecek şeyini yazık ki yapamıyoruz. Hızlı testler falan da başladı aslında. Ama
ona dikkat etmemiz lazım. Yoksa kış birazcık biraz daha zorlu geçebilecek. Evet, zorlu geçecek ne yazık ki. Geçen yaz çok daha dikkatliydik herhalde. Biz nerede rehavete düştük acaba? Maskeleri bıraktık. Nerede rehavete düştük de yeniden hastalık hızlanmaya başladı? Yani aşımızı olduk diye düşündük. Herhalde ilk bizi rehavete düşüren aşı oldu. Ölümler azaldı. Gerçekten zannettik. Çok azaldı. İşte bu yoğun bakım hikayeleri falan bitti. Yani hepimizin, yani benim var, arkadaşlarımın var, hepimizin etrafında hayatını kaybedenler, işte yoğun bakımda kalanlar falan, o şeyi, o tehdit çok yakınımızdaydı bizim için ve bireysel olarak yaşıyorduk. Şimdi o bitti, o azaldı, yani çok azaldı. O tehdit bitince ve iki şey var, hani salgın bitecek mi bitmeyecek mi diye iki terim varmış, yani salgının tıbbi olarak bitmesi, yani bu virüsün ortalıktan dağılması, bir de toplumsal olarak bitmesi, yani toplumun artık bu salgına o tepkiyi vermemesi. Biz toplum olarak o bitiş aşamasına pek çok dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi biz de geldik. Ama yani bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek gerçekten. Yani bir süre daha böyle hayatımızın yani özellikle yani biz sağlık çalışanları için şart. Biz kapalı yerlerde ve hasta insanlarla çalışıyoruz. Hem kendimiz için hem de bize gelen, yani COVID olması gerekmiyor. Yani başka bir hasta COVID gelebilir. Biz onu taşıyıp yaşlı insanlar geliyor, kırılgan insanlar geliyor, hamileler geliyor. Onları bulaştırmamak için sağlık kurumlarında düzgün bir koruyucu tedbir almamız gerekiyor. Ne yazık ki o yok. Hala insanlar maskesiz geliyor sağlık kurumlarına. Evet, yani tamam, gündelik hayatınızda maskesiz dolaşıyorsunuz. Artık oraya bir şey yapamıyoruz ama sağlık kurumuna girdiğiniz zaman maske takılması lazım. Okullarda da bu havalandırma işinin bir şekilde artık çözülmesi lazım. Evet. Bu yeni varyantın çok daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Evet. Bir kişinin neredeyse 17-18 kişiye bulaş yaptığını söyleniyor. Peki o zaman maske kullanımının yeniden online olması gerekmiyor mu? Maske kullanımının olması gerekiyor. Yani bizim aslında genel yasal tedbirlerimiz de, yani Sağlık Bakanlığı açıkladığı tedbirlerde günde 1000 vakanın altına düştüğü zaman maske işi, işte toplu taşımada falan kalkacaktı. Ve indi, kalktı. Ama şimdi varyant tekrar yeniden çıktı. Hani biz o kurala geri gelmedik. Yani hani 1000'in üzerine çıktığı zaman işte toplu taşımada maske olacaktı meselesine gelemedik. Biraz erken kaldı mi acaba? Yani. Evet, kendimize yani bireysel kaldı. Hani bireysel onu yapmak lazım. Aslında ne yapalım, yani Sağlık Bakanlığı ya da işte toplu taşımadaki şeyler yapamıyorlar. Yani bizim yapmamız gerekiyor. Zor oluyor. Yani bu bir şey değil yani. Yani sen hastasın, hastalık bulaştıracaksın. Bizde de öyle bir algı var herhalde. Yani maske takıyorsam o zaman bende risk var. Şimdi ben şimdi burada maske taksam insanlar şey diyor, acaba hasta mı falan diye düşünecek. Ya yani o bilinci kıramadık galiba Aslında bunu hem kendimizi hem çevremizdekileri koruma amaçla yaptığımızı o bilince gelemedik yapamadık. Bir toplumsal dayanışma ve kültür bu. Ona gelirsek zaten pek çok sorun çözülür de. Bu da bunun için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani o toplu taşımalar, okullar, sağlık kurumları kritik. Yani. Kapalı yerler çok... Kapalı kalabalık yerler problem. Şu anda aslında bizim herhalde Eylül'de karşılaşmamız gereken vakalar sayılarla şu an karşılaştığımızı söyleniyor. Peki Eylül'de bizi ne bekliyor koronavirüs tablosunda? Yani çok daha fazla duyacağız. Muhtemelen bu hastanelerdeki yatışlar artacak. Yani sayı çok çoğaldığı zaman biz işte bu yoğun bakımlardaki artışları, yani şimdi de duymaya başladık hafif. Yoğun bakım ihtiyaçlarını duymaya başlayacağız. Yoğun bakımda yer bulamadım diyen insanları duymaya başlayacağız. Hepimiz aranacağız yani. Yoğun bakımda yer arıyoruz falan diye. Ne yazık ki hani onun bir oranı var. Matematiksel bir oranı var. O sayıda insanı da kaybedeceğiz. Yani onun olmaması mümkün. Bizim elimizde. Ama bu toplum bilinciyle alakalı biraz. Yani aşıdan da çok biraz yoruldu, yani ondan da yoruldu insanlar. Şeyi görüyoruz yani, ilk aşılamaya başladığımız zamanki yoğunluğu ve heyecanı, coşkuyu hem bizde hem hastalarımızdaki, işte aşı oluyoruz, buradan bir çıkış bulacağız şeyini. O da biraz yoruldu insanlar ama olsunlar hatırlatıcı dozlarını. Evet, onu sormak istiyordum. Şimdi hatırlatıcı dozlarımız geldi. Hepimiz olmaya başladık. Peki hatırlatıcı dozun etkinliği ya da koruyuculuğu nedir ya da ne kadardır? Yani gripte de böyle aslında. Biz aşı oluyoruz ama hastalanıyoruz. Yine hastalanabiliyoruz. Ama hastaneye yatışlar ve ölümler azalıyor. Bulaştırma riskimiz azalıyor. Bulaştırma riskimizin azalıyor demek, yani şimdi aşı bizi hastaneye yatıştan ve ölümden koruyor. Bulaştırma riskimizin azalması da
aşının koruyamadığı bir grup da var. Hı hı. Yani bağışıklık sistemi düşük olabilir, olabilir, yaşlılar, ileri yaştaki kırılgan insanlar olabilir. Kronik hastalığı olan. Bulaştırma riskimiz azaldığı zaman aşı ve maskeyle o zaman da onları korumuş oluyoruz. İki hattan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Üç doz, yani bu hatırlatma dozlarıyla aşıları tamamlanmış olanların işte ölüm oranlarının çok düşük olduğu, hastaneye yatışlarının çok düşük olduğu görülüyor. O zaman da işte şeyi duyuyoruz ya, ama bunda da bir şey yokmuş. Hani hastalanıyor arkadaşlarımız ya da hastalarımız, tanıdıklarımız. Hı-hı. Çok da bir şey yokmuş. İşte bir gün ateşlendim, iki gün ateşlendim. Evet, biraz şiddetli geçiyor ama sonra geçiyor. Geçen hızlı bir toparlanma sağlanıyor sanırım bu tabii versiyon. Yani hatırlıyorsunuz varyantta. Sonuçta. Biliyorsunuz yani buna nasıl vücudunuza siz onu öğretmiş, hı-hı, oluyorsunuz. Bu virüsle geldiği zaman bu bir problemdir benim için, beden için. Onunla mücadele etmenin yolunu öğretmiş oluyorsunuz. O zaman da daha tabii daha doğal, ya bütün aşılar için bu hikaye böyle. Hızlı toparlanması Bir de tabii bu hani aşı şeylerine tekrar tekrar aşı olma hikayesinden dolayı bir de aşı karşıtlığı meselesi yürüdü. İnsanların zihnini çok karıştırdı onlar. Yani ya bir daha söylemekte fayda var. Yani bu aşılar şey yapmıyor. Yani kalp krizi yapmıyor, pıhtı bilmem ne attırtmıyor. Yani söylenilenler gibi. Yani şey bile söylendi hatırlarsınız. Geçen Ekim'de aşı olanların hepsi ölecekti. Unutuluyor bunlar ama yani. Buradayız. Neye dayanarak hocam böyle söylemler çıkıyor? Yani hani bir doktorun çıkıp bunu söyleyeceğine pek inanmıyorum ama ne, kim, nasıl bu? Fısıltı gazetesi oluyor. Konuları ortaya atıyor. Eş zamanlılık diye bir şey var. Yani zaten kalp krizi dünyada ilk defa son iki senede olmadı. Hı hı. Yani Türkiye'de en çok öldüren kalp damar hastalıkları tanesi, zaten. Evet. Ve siz milyonlarca kişiyi aşılıyorsunuz. Hı hı. Ve zaten her gün onlarca kişi kalp krizi kalp geçiriyor. Kalp krizi geçiriyordu zaten. Ve herkesi de aşıladığınız için 3 gün önce aşılanmıştı. Eş zamanlılığı bir ilişki değil. Hı. Yani şey oradan vardır, ilişkilendirerek bunu yani söylüyorlar. Bizde standart bir hikaye vardır. Yani dondurma yiyenler daha çok boğuluyorlar diye. Yani bu bir eş zamanlılık. Yani dondurma yazın yeniyor, yazın denize giriliyor. Denize girenler işte boğulma riskiyle karşı karşıyalar. Yani karşı ilişki karşı değil olur. O. Bir eş zamanlılık. Eş zamanlılık. O eş zamanlık insanları korkuttu. Fısıltı gazetesi çok hızlı yayılır. Yani hepimizin bildiği yani sadece gibi bu değil, başka yerlerde de öyledir. Bir de bundan neman olanlar oldu. Yani gördük yani çok popüler oldular. İşte mitingler yaptılar, kafalar açıldı falan. Yani oraya o hatta girdikten sonra da herhalde geri dönemediler. Bilmiyorum yani toplum sağlığı için çok tehlikeli. Önlenmesi lazım. Yani sadece COVID için değil. Genel olarak sağlıkla ilgili yapılacak her şeye karşı bir şüphe şeyi uyandırdılar. Bu tehlikeli. Hı hı. Yani bilgiyle, bilimle, hani sağlığımızı koruyacak önlemlerle ilgili yani böyle bir tartışma herkes için her şeyi bozabilir. Yani mantıklı. Oraya şey yapmamak lazım. Oralara prim vermemek gerekiyordu. Biz onu da yapamadık. Yani o da Sağlık Bakanlığı'nın işi. Ona da pek bir şey yapamadık. O yüzden büyüdü. İnsanlar endişelenmekte haklılar. Haklılar şey çünkü demiyorum. Bilmedikleri için evet, belki de. Yani bilinmez ama, her zaman insanı korkuttuğu için tabii belki tabii, de. Bilinmez, yani korkutucu bir hastalık. Biz de korkuttuk insanları. Yani işte ölümcül dedik, yoğun bakımlar dedik. İşte yani hastalığın kendisi ağır, nefes almakla ilgili problem yaşıyorsunuz falan. Onları biz de söyledik. O korkular birikti ve bir kaçış olarak o taraflara giden çok oldu. Hı hı. Yani birey, yani bunlara çok dinlememekte fayda var yani. Ben yani şey diyorlar ondan sonra aşı savunuculuğu olabilecek. Öyle bir şey yok yani. Bu aşı işte bilim insanlarını dinlemekte fayda var. Çok şey kurtardı. Herhalde. Ben yani işte şurada benim izim var. Çiçek aşısı izim var. Biz evet, yaşla alakalı herkesin farklı yani yerler. Işte 76'dan küçüklere yapılmıyor bu. Ama bizim, şunu demek istiyorum, yani benim çocukluğumda işte çocuk felci sekeli olan arkadaşlarımız vardı. Hı hı. İşte pek çok ailede ölen küçük çocuklar vardı işte kızamıktan. İşte çiçek bozuğu diye bir şey vardı. Şimdi kimse bilmez yani. Bilmiyorum. Çiçek bozuğu nedir falan yani. Onu bir papatya falan sanabilir. Çiçek bozuğu çiçek hastalığıydı. Yani yüzümüzü, cildimizi, her şeyimizi bozan hikayeydi. Onlar aşıyla bitti. Ömürler aşıyla uzadı. Bu gerçekleri bilirsek evet, eğer zaten yani, hani böyle olmaz belki bu aşı karşıtlığı. Yani işte. Yüzyıllardır da aşı oluyoruz. Aşı i̇şte olunuyor. Bu çiçeğin aşısı bu topraklarda yani evet. İstanbul'da bulundu 500-300 yıl kadar önce. Hani ve ilk mesela o aynı hikaye olmuş yani çiçek aşısı çıktığı zaman işte Türkiye'den işte Osmanlı'dan Avrupa'ya gitmiş ve orada da hani yapılmaya başlandığı zaman yine aynı hikayeler. Öleceksiniz. Bunlar sizi öldürmek için aşı yapıyorlar. Olmayayım. Yani o zaman
İşte o zaman Bill Gates yoktu da başka birisi vardı herhalde. Onun ismi söyleniyor ama söylem hep aynı. Yani bunlar sizi şey yap, kısırlaştırma o zaman da varmış. Yani, yani her dönemde oluyor. Aynı söylem geliyor. Bu, değil mi? Onu, ona kanmamakta fayda var. Yani sağlığımız için, çevremizdekilerin sağlığı için. Biz koronavirüs salgını başladığında aşılar aşı olmaya başladığımızda çok fazla aşı karşıtlığı konuşuluyorduk ama hala var mı hocam aşı karşıtlığı? Var. Hala yani konuşuluyor şüphe, aşı mu? Tereddütü demek daha doğru. Yani tereddütlü olan çok insan var. Tereddütlü olanlar var. Hani geliyorlar, konuşuyoruz. Yok yani eldeki bilgiyi söylüyoruz. Onlar da aşılarını oluyorlar. Yani şeye çok üzülürdüm ben yani. Bir aşı tereddütü olan bir insan. Üzülüyorum da gerçekten. Hani hastalanırsa yani o önlenebilir bir şey. Önlenebilir bir şeyden bir insanı kaybetmek, hiç üzücü bir yani durum. Hele bu çağda her türlü imkan elimizin altında. Hiç çok bilim gereksiz bu kadar ilerlemişken yani. Çok gereksiz dediğiniz gibi. Koronavirüsten bahsediyoruz. Koronavirüsle ilgili ne kadar biliyoruz ve bunları ne kadar uyguluyoruz? Yani ne kadar kendimizi koruyoruz COVID'den ve virüsten? Ama peki siz bir aile hekimisiniz hocam. Peki biz Türk insanı olarak gerçekten sağlığımızı korumayı biliyor muyuz? Ne yazık ki buna evet diyemem çünkü çok fazla aynı aşıda olduğu gibi hani önlenebilir bir hastalıktan bir insan kaybetmeyelim diye. Bizde işte çok büyük bir diyabet problemi var. Yani neredeyse 5 kişiden biri diyabet ya da hastası. Diyabet namzedi. Çok yüksek bir tansiyon problemi var ama esas problem erken fark edilmiyor olması bu tür rahatsızlıkların. Yani bir insan şeker hastası aslında biliyor da. Ama ona da boş veriyor ve çok yüksek kan şekeri düzeyiyle yıllarca dolaşıyor ve artık ondan sonra hani bizim elimizdeki tedavilerin de ona bir faydası olmuyor. Ama yapılması gereken tüm bu işte sağlıklı yaşam içinde tüm bu işte tansiyondur, şekerdir, kalp hastalıklarıdır, Alzheimer'dır, depresyondur hepsi için yapılması gereken temel 4-5 tane kalem iş var yani. Kötü beslenmeyeceğiz. Çok stres yapmayacağız. Egzersiz yapacağız. Herkes biliyor değil mi? Sigara içmeyeceğiz. Evet. Bir de grip aşısı yani aşılar var aslında. O da yani uzun yaşayanlara bakmışlar. Yani aşı grip aşısı olanlar uzun yaşıyorlar yani şey. Yani altıyı geçmiyor şeyler. Yani. Yani ya, söylemesi basit. Yapması gerçekten kolay olmayabiliyor özellikle İstanbul'da. Hani egzersiz yap demek insana sanki spor salonuna git demek gibi oluyor. Öyle değil aslında. Yani ben de yani, kenar bir mahallede çalışıyorum. Orada işte bir okul var, ilkokul var. Oranın etrafında iki tur atın. Orası daha düz bir oluyor. Yani o zaman aslında 20 dakika yürümüş oluyorsunuz. Evet. Yani bu stresi azaltmak kolay olmayabilir ama strese bağlı mesele yani egzersiz o işi de kesiyor. Kilo almaya başladığımız zaman yani ona müdahale etmek, erken evrede müdahale etmek, yani daha ilerlemeden diyetimize dikkat etmek. İşte diyetisyenler şimdi her yerde var. İşte yani. Bizim aile sağlığı merkezlerimizde de var aslında. Hastalıkları erken tespit etmek için bir takım işte tansiyon ölçülecek. Arada 3-5 yılda bir şeker bakılacak. Belki kiloluysak, riskimiz varsa, hani karın çevremizde bir yağlanma varsa, ailemizde risk varsa hani bu kontrolleri yaptıracağız. Her yerde de yapılabiliyor. Ona dikkat edersek pek çok şey önleniyor aslında. Yani bir ölümsüzlük vaat etmiyoruz. Ama Türkiye'de 60 yaşının üzerindeki herkesin yani 3 kişiden ikisinin kronik hastalığı var. Ağrıları var, tansiyonu var, şekeri var. Günde 7-8 tane ilaç içmesi gerekiyor. Bu böyle olmak durumunda değil. Neden bu kadar? Yani Türkiye'de dediğiniz gibi hani 60 yaşından itibaren hem kronik hastalıklar var. Evet. Mutlaka ilaç kullanması gerekiyor. Ama 60 yaş çok erken bir yaş bunun çok için. Çok erken. Yani Türkiye'de ortalama ömür 80 yani. Evet. 20 yıl boyunca yani 60'a geldiyseniz 80'den de fazla yaşayacaksınız anlamına geliyor bu. Ortalama olduğu için. Onu hastalıklarla geçirmek iyi değil. Hem de artık yıllarca çalışmışsınız, belki emekli olacaksınız. En iyi yaşamınız, keyifli yaşamınız. Daha dingin bir zihniniz olacak falan. O zamanlarda bu işlerle uğraşmak geç kalıyoruz çünkü. Hastalıkları hep biz uzak tutmaya çalışıyoruz kendimizden. İşte birisine işte kanser taraması yapıyoruz. İşte şeker hastalığı, kilolu görüyoruz. Şeker hastalığı riskim var diyoruz. Hani riski var dediğiniz zaman bu illa olacaksın anlamı değil yani riskim var. Risk artık orada müdahale edilebilir. Dikkat edilecek de çok komplike işler yok dikkat edilmesi gereken. Onları yapması gerekiyor. Oradan kaçıyoruz biz genel olarak. İşte sigara çok içiliyor bizim memleketimizde ne yazık ki. Çevresel faktörler. Zaten hani İstanbul falan hava kirliliğinin falan çok olduğu yerler. Büyük şehirler özellikle. Türkiye genel olarak havanın kirli olduğu yer.
Onlar da şey yapamıyoruz. Yani geç kalınca da ondan sonra hani yaşam biçimi değişikliğiyle dönülmez hale geliyor hikaye. O zaman da bir ilaçlar hani bizim de bildiğimiz yani o olduğu için ilaçtan da bir ümit oluyor bazen. Hani içeceğim kurtulacağım öyle de bir şey yok. Yazık ya. Başta 30'lu 40'lı yaşları falan düzgün çocukluk çağını düzgün geçirmekte fayda var. Aslında dediğiniz şeyleri bu yani. Zamanlarda yaparsak evet, belki daha kaliteli güzel, evet. ömrümüz olacak, olur. Daha uzayacak. Ya olur yani. Olmamız için şey yok. Ama bir de hocam belki de böyle belli bir yaşın üstündeki yaşlılarımız biraz da böyle hastalıklarla uğraşmayı ya da ilaç içmeyi seviyor olabilirler mi sürekli doktora gitmeyi? Yani doktora gittikleri zaman ya da ilaç içtikleri zaman kendilerini daha iyi hissediyor olabilirler mi? Bununla çok karşılaşıyoruz. Yani hani ilaç değiştirmeler falan şu ilaç bana iyi geldi sen değiştiler falan görüyoruz tabii. Ama onun hayatın bir parçası oluyor artık yani. Hmm. 80 yaşına gelmiş bir insan 20 yıldır günde şu kadar ilaç içiyor. O onun hayatındaki çok fazla zamanı alan bir şey oluyor. Hayatın bir parçası oluyor. Çok fazla bir rutin oluyor yani hayatın çok büyük bir parçası oluyor. Ondan sonra hep ondan konuşması çok şey değil bence. Anormal değil yani ben öyle... demezdim. Yani hastalıkları sevdiklerini sanmıyorum. Sevdiklerinden değil ama o... Ama hayatını her yerini işgal ediyor. Yani artık herkesin hayatını işgal ediyor ve hep o oluyor. Yani dişiniz ağrıdığı zaman hayatınız dişinizde olduğu gibi. Evet, neresi? Oraya gidiyorsunuz. Doğru evet. O... Kimse hasta olmak istemez. İstemez. Yani ilaçta bir ümit. Yani siz ona bir ilaç veriyorsunuz. Hani iyileşeceğim diye bir şey koruyor. Hani ama tam iyileşmeyi her zaman tabii bulamıyoruz. Hocam peki Türkiye'de aile sağlığı merkezleri nasıl işliyor? Yani Türkiye'de şimdi her mahallede bir aile sağlığı merkezi var ve hepimizin kayıtlı nüfusu var. Yani benim bir aile hekimim var. Bana kayıtlı olan insanlar var. Ve 25 bine yakın aile hekimi, işte 24 bin kadar da aile sağlığı çalışanı. Türkiye'de işte 7-8 bin civarında da aile sağlığı merkezinde hizmet veriyoruz. Çok yakın. Yani her mahallede, herkesin yakınında kolay ulaşılabilen bir yer. Orada bir doktorunuz, ebeniz, hemşireniz var. Ama yani Türkiye'de, yani dünyada bir aile hekimi, bir aile hekimliği biriminde 1000 kişi falan oluyor kayıtlı. Bizde ne yazık ki bu 3500-4000 civarında. Evet. O yüzden büyük bir yoğunluk oluyor. Yani bunu önlemenin yolu da yine aynı şey. Yani randevuyla çalışmaya çalışıyoruz herkes gibi. Her ne kadar işte sağlık kurumlarına randevusuz gidebilirsiniz diye bir söylem olsa da bu gereksiz bir yoğunluk yaratıyor. Hem hasta için hem doktor için. Covid döneminde de risk yani uzun bekliyor gereksiz ama hepimiz randevu sistemleri açık oradan aile hekimimizden randevu alacaksınız. Bugün olmayabilir, yarın olmayabilir ama en geç 4-5 gün sonra randevu bulabilirsiniz. Hastaneler gibi değil bizdeki meseleler. Kanser taramaları yapıyoruz. Gündelik sağlık sorunlarınız varsa onlar bizde yapılıyor. İşte genel olarak işte çocukların aşıları büyük oranda zaten bizde yapılır. İşte gebe izlemlerini yapıyoruz. Yaşlıların takiplerini yapıyoruz. Orada yani sağlığı koruyacak imkanlar var. Güzel bir kamusal sağlık kaynağı var. Ama tabii az sayıda insan, çok fazla iş yükü. Biraz da hani kamu şeyin hani sağlığa bakıştaki o hata hemen gündelik çözelim işte randevusuz gidebilirsiniz baskısı bazı bir takım işlerin halledilme meselesi onlar şeyi kilitleyebiliyor sistemi. O zaman da işte bir hayır yanıtı alındığı zaman işte burada bana kötü davrandılar mevzusu olabiliyor ama hani randevusuyla gelen ben aşımı olacağım işte en kanser tanımlarımı yaptıracağım diyen kimseye hiç öyle kapılar böyle sonuna kadar açılıyor işte ben bir tansiyonla şey yap kontrol ettirecektim diyen birisine kapılar sonuna kadar açık. Öyle kullananlar da çok memnunlar, fayda da görüyorlar. Çok sayıda insanın erken evrede işte tedavi edilebilir noktada kanserlerini yakalayabiliyoruz. Önlenebilir noktada kronik hastalıklarını yakalayabiliyoruz. İşte sigara bırakanlar oluyor. Diyetisyenlerin imkanımız var az da olsa. Kilo veren işte böyle 60-70'li yaşlarda 20 kilo veren şeylerimiz de hastalarımız da var yani öyle. Sağlığın korunabildiği bir yer aile sağlığı merkezi. Daha fazla olması lazım. Daha fazla kaynak ayrılması lazım. Ama şu anda bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Dediğimiz gibi aslında burada da vatandaşın biraz daha duyarlı ve anlayışlı olması gerekiyor evet. hekimlere karşı. Evet. Peki şunu da soracağım aslında. Aile hekimleri haklarını nasıl koruyor? Bunu da size mutlaka sormak istiyorum ama bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız.